Ana habere devam ediyoruz. İlaçların içeriği, kullanım şekli ve yan etkileri gibi bilgiler ilaç kullananlar için hepimiz için çok önemli. Ve bu ilaç tanıtım yazılarında yani prospektüslerde bu bilgiler var. Ama görme engelliler tabii faydalanamıyordu. İstanbul Eczacılar Odası bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattı bununla ilgili. Eczacılar görme engelliler için ilaç prospektüslerini seslendirmeye başladı. Ciddi alerjik reaksiyonlar, parantez içerisinde yüz, dil ve boğazda şişme, nefes darlığı. İstanbul Eczacılar Odası görme engellilerin ilaçları doğru kullanabilmesi ve bilgi edinebilmesi için bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Sesin Hepimize iyi Gelecek projesiyle eczacılar en çok satılan 1000 ilacın prospektüsünü yani bilgilendirme yazısını seslendiriyor. Özellikle bir komisyon üyemizin çok yakın bir kuzeninin ihtiyacı ile aslında yola çıktık. Ağrı kesiciler var, milli ilaçları var, antidepresanlar var, beslenme ve gıda takviyeleri var, bazı vitaminler dahi var. Deniz Göktağ Sağır da ağrı kesici bir ilacın prospektüsünü seslendiriyor. İstanbul'da onun gibi 257 gönüllü eczacı var. Şu an 257 gönüllümüz var. Bizim hedefimiz Türkiye'de satılan ilk 1000 ilacı, en çok satılan ilk 1000 ilacın prospektüsünü seslendirmekti. Şu an 762 tanesini dağıttık gönüllülerimize. 350-400 civarı da tamamlandı, okunması bitti şu anda. Bu ay sonuna kadar, Ocak ayı sonuna kadar ilk 1000 ilacı tamamlamak hedefimiz. İstanbul Eczacılar Odası'nın yeni hedefi, kabartma yazıların ilaç kutularının tamamında yer almasını sağlamak. Tüm ilaçların prospektüslerinin okunması aşamasına geçeceğiz. Hepsinin kayda alınması ve GETEM arşivinde bunların bulunması. Bunun yanında da sanayiyle bağlantıya geçip bütün kutuların, ilaç kutularının hepsinin üzerinde Braille alfabesiyle görme engelli vatandaşlarımızın ilacın adını, miligramını ve hatta son kullanma tarihini de görecek şekilde düzenlenmesini sağlamak olacak. Sesli prospektüsler Ocak ayı sonunda Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi'nin internet sitesinde yer alacak.